Herkese merhaba. Bugün başkanımızın garajında Ray Motors'tayız. Hemen girişte bizi iki tane eser karşılıyor. Baba ve oğul. Bugün 107 burada değil. Normalde 3 kuşak da burada. Ama ancak bugün 2 kuşak burada. Ben 129. Daha önce videoda tanıtmıştım. Çok güzel ikinci seri mercekli farlarıyla. Güzel bir örnek. 129'lar için harika bir örnek diyebiliriz. Oldukça güzel, bakımlı. Günlük de biniliyor bu araca. Keyifli, rahat bir araba. Hemen yanında da 230 kasa, 350 var. Bu araç da ikinci seri yine. Oldukça hoş, güzel bakılmış, temiz bir araba. Bu araç biraz daha sert 129'a göre. 129 biraz daha yumuşak kalıyor. Sürüş daha keyifli diyor. Hemen burada Furkan ve Başkan'a sordum. 129'dan daha çok keyif aldıklarını, 230'un biraz daha sert olduğunu, daha sportif olduğunu söylediler. Bu araç zaten gördüğünüz gibi daha yırtıcı duruyor. Mercedes o zaman bunu tasarladığında belli ki hıza önem vermiş. Bu araçta airmatik yok. 350 motorlarda airmatik yok. Bu çok önemli bir özellik. Çünkü neden derseniz airmatikler zaman içinde bozuluyor ve şu an airmatiklerin tedariği de yok. O yüzden airmatik sahibi olanlar şu an düşünüyorlar ne yapacaklarını. Ancak bu araç olmadığı için bir adım öne çıkıyor. Hemen yanında bir 114 kupe var. Bu iki aracı yakın zamanda havaların düzelmesini bekliyoruz. Havalar düzeldiğinde hemen hızlı bir video yaparız. Klasik araç sahipleri kışın ne yapıyor? Onu hemen bahsedeyim size kısaca. Klasik araç sahipleri genelde kışın güneşli günler haricinde araçlarını yatırıyorlar. Bu araçlar o yüzden şu an gördüğünüz gibi üstü açık bir şekilde güneşli güzel günlerin gelmesini bekliyorlar. Yaza doğru inşallah bomba gibi videolarla hep beraber sizlere alacağız. Ufak bir garaj turu yapalım beraber. 114'e gidelim. Gördüğünüz gibi aracın V şeklindeki ön yapısı ve kıvrımları aracın ne kadar güçlü olduğunu ve sportif olduğunu vurgulamak için yapılmış. Restorasyonu 7 yıl süren o meşhur 114 var. Oldukça hoş bir kombinasyon. Tavanı bordo, kendisi kırık beyaz diyebileceğimiz krem beyaz. Kırık beyaz diye. Jantlar yine tavanla uyumaması için bordo. Aracın içi bordo, oldukça hoş. Güzel bir araba. Kilometre düşük. Yeni restorasyon bitti. Kıbrıs'a beraber gittik. Geçtiğimiz yıl biliyorsunuz. Aslında yeni bitmemiş. Baktığınız zaman bir yıl geçmiş. Özel günlerde çıkartıyor. Güneşli günlerde kullanılıyor. İstanbul trafiğine giriyor. Görürseniz şaşırmayın. Hoş bir araba. Arkada yine özel bir seri var göreceğiniz gibi. 2 adet 108 var. Hemen onlara doğru geçelim. Bu arada üstü açıkken araba daha güzel duruyor. Bu aracın bir diğer özelliği de bu araçlar çelik tavanlı. Mesela gördüğünüz gibi 109'da soft tavan varken soft top diyorlar. Bu araçta çelik tavan var. Furkan'cığım istersen gel bagajını da gösterelim. Gördüğünüz gibi bu aracın ekstra bir özelliği de cam tavanlı olması. Çelik tavan da geliyor, cam tavan da. Bu cam tavanlı. Hemen burada az önce öğrendiğim bir özellik var. Göreceğiniz gibi bu şekilde kalkıyor bagajı. Buraya da seyahatlerinizde bagajı bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Bavulunuzu koyduktan sonra üstü açıkken üstünü kapatmakla uğraşmıyorsunuz. Bavulunuzu bu şekilde alıp koyabiliyorsunuz. Yine bu şekilde kapatıyorsunuz. Ve hemen arkasından da bagajın gördüğünüz gibi şu kademesi bu araca özel. Çift yönlü açıldığı için bu bagajları bu şekilde. Bu da yine dikkatli olması gereken bir özellik. Çok komplike, mühendislik harikası. Aynı zamanda bozulmaya yatkın. O yüzden dikkatli olmak lazım. Yani hayvan gibi kapatmamak, insan gibi kapatmak lazım biraz. Vakum da var, evet. Vakumu da gördük. Tekrar gösterelim vakumu. Görüyorsunuz. Kendi kendine çekiyor. Hemen yanında çok güzel renkte bir 108 var. 108'ler bu ara herkes arasında çok popüler. Yanında bir tane de kırık beyaz var. 108'ler oldukça hoş. Zamanın S kasaları. Aslında S kasa 116 ile başlıyor ancak onun da babası 108'dir. Hatta burada bir de kırlangıç var. O da yine 108'in babası. Önden 108'e benziyor ama arkadan kuyrukları olduğu için zamanında Cadillac yanıt gibi yapılmış. Farklı bir tasarım var. Krom detaylar çok güzel, hoş. Arabanın içi ve dışı komple restore gördü. Gördüğünüz gibi sıfırlandı bütün malzemeler içerideki. Düz vites, klimalı bir model. Kemik direksiyon zaten bambaşka bir boyut. Özellikle taba iç renk çok yakıştı bu arabaya. Dış kombinasyonuyla beraber harika. Yine burada 109'larda görebileceğiniz ahşap detaylar var. Bu normalde 109'larda olan bir detay ama bu araca uygulanmış. Oldukça da hoş, güzel. Gördüğünüz kapılar harika. Aynalar sıfır. Araç hoş bir kondisyonda. Bu araçta şu an restorasyon aşamasında dış taraftan bitti. Bu araçta birinci seri jantları var. Daha çok bunlar Pagoda'da
pontonda, 111 kupelerde kullanılan jantlar. Burada ise gözlü normal kapak tasarımı var. İkisi de kapak ancak biri birinci serinin iki parçalı. Bu ikinci serinin tek parça bu şekilde. Yalnız ikisi de oldukça hoş duruyorlar. Birbirine harikalar. İki renk de güzel. Yani 108'ler gerçekten güzel. Zaman harika. Klas tasarımları. Hoş araçlar. Ben de çok beğeniyorum. Ama benim gönlüm 116'dır her zaman. Hemen yanında bir tane 124'ümüz var. Çok düşük kilometreli. Yani bu araç da çok güzel. Kaç bin kilometreydi? 120 bin kilometrede. Oldukça hoş. Daha sıfır gibi. Şunu göstermek istiyorum. Biliyorsunuz şu an herkese 124 var. 124'ler günlük kullanımda çok fazla. Türkiye'de çok sevilen tutan bir kasa. Bakın. Görüyorsunuz kapı trim yok çünkü arabanın kilometre düşük, az kullanılmış. Çok güzel bir araba. Günlük kullanıma çok uygun. Benzinli, düşük kilometrede. Hoş bakılmış. İç kumaş. Çok dolu bir araba değil. Ön camlar otomatik. Koltuk ısıtması var. O aynı zamanda kumaş koltuğu var. Böyle güzel, hoş bir araba. Çağla yeşili diyebileceğimiz bir renk. Bu renk yani normalde 115'lerde oluyordu. Çok nadir 124'lerde de görülüyor. Bu da nadir birinci serilerde görülen bir renk. Hoş, gördüğünüz gibi şey yapılmamış. Pakolan takılmamış. Normalde pakolar zaten 90 yılında geliyor bu araçlar. 89'un ikinci serisi ama 90 diyebiliriz. Bu araç birinci serinin de birincisi olduğu için. O yüzden pako yok. Burada yine çok özel bir 126 var. 300 SE. Kadife koltuk. Daha önce de videolarında bahsetmiştim. Kadife koltuk. Deri koltuktan daha pahalı bir opsiyondu. Daha nasıl diyeyim? Mercedes daha lüks bir üst donanımdı. O yüzden bu araçta kadife var. Kadife'nin bakımı deriye göre biraz daha zor. Ancak araç çok özel. Orijinal bir araç. Sadece lokal boyalar var. Komple boyalı değil. Mesela bagaj, kaput, tavanda boya yok. Çok hoş, çok nadir bir araç. 300 SE, short kasa. Hatta içi de orijinal. Bir tek teybin daha sonra değiştirilecek. Teyp harici her şey orijinal. İstersen gel hemen içeriden çekelim. Göreceğiniz gibi teyp değişecek zaten bu araçta. Bu araçta ekstradan Webasto var. Koltuk kısmı var. Yüksek ihtimalle bu araç kış ülkeleri için üretilmiş bir araba. Kadifelerine, fitillerine bakın zaten. Pırıl pırıl, hiçbirinde bir deformasyon, bozulma yok. Bu şekilde tutmak çok zor bunca yıl boyunca. Direksiyonun daha desenler üzerine duruyor. Hoş. Webasto, koltuk kısmı bu araçta olması ne demek? Bu araç işte İsviçre gibi, Norveç gibi, Danimarka gibi ülkeler için üretilmiş. Soğuk ülkeler için. Webasto'nun özelliği nedir? Siz aracı çalıştırmadan bunu saatini kuruyorsunuz. Atıyorum sabah saat 8'e. Saat 8'e geldiğinizde araç zaten ısınmış oluyor. Ve bu şekilde sıcak arabaya binip motor ısınmış. Direkt devam edebiliyorsunuz. Aksi takdirde geceden gelip aracı çalışmanız lazım. Veya işte 7.50'de inip aracı çalıştırıp ısıtmanız lazım. Sonuçta kış ülkelerinde motor ısıtmadan yürütmek de zarar. Hem de aynı zamanda arabanın içi soğuk olduğu için üşüyorsunuz. Bu araç o dert ortadan kalkmış. Araç oldukça dolu. Dediğim gibi deriden daha üst donanım olan kadife var. Sunroof var. Webasto koltuk kısmında 4 cam otomatik. Çok güzel, düşük kilometreli. Orijinal bir araba. Şimdi burada göreceğiniz gibi 111, 108, 116, 126 olarak S kasa devam ediyor. Hepsinin atası da burada. Kırlangıç kuyruk. Dediğim gibi önden 108, bu Alman versiyon. Bu da 108'in de önden aynıdır. Bu Alman versiyondur. Gördüğünüz gibi bombeli farları. Yani şu kısma kadar aynı diyebiliriz değil mi? Bu kısma kadar hemen hemen 108'le aynı zaten. Bazılarında önü 111 olan var. Yani çamurluklar bile olan oluyor. Evet. Yani bu tabii Mercedes'in o dönem yıllar içinde değişmiş. Yavaş yavaş sadeleştirmişler. Bu araç yine dönemin zirve araçlarından, gördüğünüz gibi krom detaylar çok fazla. Yine Amerikanlara rekabet edebilmesi için kromları fazla tutmuşlar. Ve en sonunda da göreceğiniz gibi şurada bir kuyruğu var. Buna kırlangıç kuyruk diyorlar. Bu araç çok özel. Otomatik. Güzel bir araba. Sunroof otomatik. Deri koltuklarıyla. Hoş. Dönemin makam arabası. Bu araçtan Çiller ailesinin eski aracıymış. O yüzden tamamen bir makam arabası. Hemen arkada yine çok özel. Orijinal düşük kilometreli. Koldan düz vites. Bir 115'imiz var. Bu araçta deri koltuk. Koldan düz vites. Kemik direksiyon. Çok orijinal, çok güzel. Çok iyi bakılmış, fazla binmemiş. Koleksiyon arabası. Birinci seri olduğu için de camlar kelebekli, küçük ayna. Bunların hepsi bulunması zor özellikler. Ve burada da E'lerin atası. Yine E'nin kırlangıcı. Bakın bu da kırlangıç, o da kırlangıç. Ne fark var derseniz, bu araç ona göre biraz daha küçük. Zaten hemen hemen boyutlarda yani videolar çektiğini anlarsınız. Daha küçük. Ancak bu araçta bir başka özellik, bu araçta kanepe koltuk var. Yine Amerikan gibi. Oldukça hoş. Şöyle geçeyim de göstereyim. Gördüğünüz gibi 3 kişi binebilir. E serisi. Bu araçta koldan düz vites, kemik direksiyonu. Güzel bir tasarım. Saatimiz var.
Yani o zamanın küçük S'i diyebiliriz. Tabii o zaman SE kavramı yok. Bu şekilde ayrılıyor arabalar. Biraz daha küçük ve büyük. Bu araç E'nin atası, o araç S'in atası. Yine kelebek camlarınız burada. Gördüğünüz gibi bu şekilde açılıyor. Burada yuvarlak bir kol var. Çok hoş, güzel bir araba. En önemli özelliği bunun dediğim gibi kanepe koltuk olması. 3 kişi rahat bir şekilde bu araçla önde seyahat edebilir. Tabii ki rahat derken şöyle 3 kişi binip gidebilirsiniz bir yer ön tarafa. Yani toplam 6 kişi rahatça taşıyabilirsiniz ancak rahatlığın tabii tanımı var. Bu aracın kapı kolları çok farklı. Krom. Değişik güzel bir kapı koluna sahip. Bir de açabilseydik. Şurada göstereceğim gibi. Yine burada gördüğünüz gibi bu garajda hep babalar ve oğulları. Yani önceki kasa ve sonraki kasalar bulunuyor. Yine 114 kupe, 123 kupe. Bunlar birbirinin hemen arka arkasından çıkan modeller. Tabii tasarım olarak 114 kupe daha çok sevilen, daha güzel bir araç. Ancak kullanış açısından 123 kasanın kullanımı, günlük kullanımda da çok rahat edebileceğiniz, trafiğe rahatça girip çıkabileceğiniz bir model. Çok rahat. Bunun zaten detaylı tanıtımını yapmıştım. 114'de en kısa zamanda havalar güzel olduğuna çekeceğiz. Oldukça hoş. Hemen gel buradan da yakın bir şey yapalım istersen. 123'ün zaten için çekmiştik daha önce ama. Göreceğiniz gibi klimalı, düz vites, deri koltuk. Bu da post, kış günleri için. Yazın tabii ki kalkıyor ama kışın gerekli. Camlar otomatik. Yine kelebek camlı. Hemen burada göreceğiniz gibi şu şekilde açılıyor. Bunları da merak eden oluyordur. Kelebek camlar. Hemen burada da şöyle içine geldiğimiz zaman anlayacaksınız teknolojinin ne kadar değiştiğini. Arada geçen yıllar içinde ne kadar farklılık gösterdiğini. Bu araç günlük kullanıma çok uygun. Ben de kullandım birkaç sefer bu aracı. Çok rahat, çok güzel. Hiç korkmadan trafiğe de girip çıkabilirsiniz. Çok güzel, hoş bir araba. Ve dediğim gibi biri babası, biri oğul diyebiliriz. Bu araçlarda o dönemin en lüks kupe araçları. Hemen arkamızda bir tane elektrikli miydi bu? Yani neyse. Hemen arkamızda güncel bir araba var. Bunu pas geçiyoruz. Ve G'ye geçip yavaştan sonlandıralım artık. Evet. Hem yeni model, hadi eski olsa gene iyi. Klasik olsa iyi de yeni model olduğu için. Gördüğünüz gibi burada da G var. Bu araçlarda kibar olmayacaksınız. Bakın kapanmadı. Bu araçlara korkmayacaksınız. Zamanla meydan okuyan arabalar. Kapıları vurabilirsiniz, hiçbir sıkıntı yok. Tabii şöyle, araç iyi durumdaysa. Dökülen bir aracın kapısını vurduğunuz zaman kapı elinizde kalabilir. Ancak G'ler zamanla meydan okuyan güçlü arabalardır. O yüzden korkmanıza gerek yok. Bu araç düz vites. 300 GE. Oldukça yeni sayılabilecek bir araba. Bunların tutan modelleri zaten 300-320 motorlar. Onun haricinde dizelleri var ama eski model dizeller çok tutmuyor. O yüzden genellikle benzin tercih ediliyor. Bu aracı hemen isterseniz 2020 modele çevirebilirsiniz. Onda da hiçbir sıkıntı yok. Zaten G'lerin kasaları 89-88'den 2020'ye kadar aynı olduğu için her şey olduğu gibi. Sadece dıştan ve içeriden parça değişimiyle çevirebilirsiniz. Ancak ben çok tavsiye etmiyorum. Orijinal tutmanız daha iyi. Her zaman orijinal. Sizi daha mutlu edecektir. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Ray Motor'dan herkese selamlar diliyorum. Videolarımı beğeni, yorum ve abone olmayı unutmayın lütfen. Teşekkür ederim. İyi seyirler diliyorum.